Metin ele yapılan çalışmalar içerisinde düz olmayan bir hat üzerine yazı yazmak tercih edilen çalışmalardan biridir. Bu çalışma için öncelikle düz bir çizgi oluşturalım. Bu oluşturduğumuz çizgiyi free tool yardımıyla eğimli hale getirelim. İstemediğimiz bölümleri knife tool yardımıyla keselim ve silelim. İstediğimiz çizgiyi elde etmiş olduk. Şimdi kullanacağımız metni oluşturalım. Önce metni düzenleyelim. Metnimizi seçiyorum. Adobe'nin kendi fontu olan MyRiad fontuna geçiş yapıyorum. Alt çizgiyi kaldırıyorum. İtaliyi kaldırıyorum ve boldu kaldırıyorum. Şimdi metni çizgiyle aynı hat üzerinde yazabilmek için hem çizgiyi hem de metni seçiyorum. Text menüsünden Attach to Pad komutuna tıklıyorum. Attach to Pet komutuna tıkladığımızda artık yazımız belirlenen hat üzerine yerleşiyor ve hat görünmez hale geliyor. Metni hat üzerinde oluşturduktan sonra metinle ilgili farklı ayarları yapmak da mümkün. Örneğin Adobe Fireworks CS4 yazısını hat boyunca uzatmak istersek metni seçiyoruz ve her iki tarafa da bloklama yani justified komutunu veriyoruz. Bu şekilde yazı bütün hat boyunca devam ediyor. Buradaki çalışmaya ek olarak sadece bir çizgi değil, çember üzerinde de çalışmalarımıza yer verebiliyoruz. Bir farklı örneği de çember ile yapalım. Bir elips oluşturalım. Bu elipsin içi boş, dış çerçevesi ise siyah olsun. Metinlerle ilgili yapılan çalışmalarda hat oluşturan nesle daha sonradan kaybolduğu için renginin ve kalınlığının çok fazla bir önemi yok. Metnimizi oluşturalım. ve hem metnimizi hem de çemberimizi seçelim. Bu seçme işlemini istersek çizerek istersek de shift tuşuna basılı olarak gerçekleştirebiliriz. Bu çizim işlemini gerçekleştirdikten sonra istersek cisimleri kendi içlerinde hizalayabiliriz. Bu şekilde daha düzgün bir hat üzerinde yazılma gerçekleşebilir. Yine teksten attach to pet komutunu veriyorum. Ve buradaki bölümde center alignment yani ortalamayı gerçekleştiriyorum. Çalışmamızı daha sonra scale tool yardımıyla istediğimiz açıda oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz bu çalışmayı tekrardan eski haline getirmek için hat üzerine yazılmış metni seçiyoruz. Text'ten detach from pet komutunu uyguluyoruz.